Sevgili seyirciler, 21. yüzyılın şehir vizyonu oluşturulurken teknoloji, enerji ve çevreyi göz önünde bulundurarak geliştiriliyor. Bu doğrultuda 4.sü düzenlenen Uluslararası Şehir ve Teknolojileri Fuarı'na gidiyor. Geleceğin şehirleri için geliştirilen teknolojiyi yerinde görüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği desteğiyle ANFAŞ Fuarcılık tarafından organize edilen 4. Uluslararası Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı City Expo, Antalya Expo Center'da 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. 16.500 metrekare alan üzerine kurulu fuarda 160 firma son teknolojilerini ve yeni ürünlerini sergiledi. Fuarda trafik sistemleri, yol güvenliği ürünleri, güneş enerjili sistemlerden kent mobilyaları, park bahçe düzenlemesi ekipmanları ve donanımlarına, belediye araçlarından spor tesisi ekipmanlarına geniş bir ürün yelpazesi görücüye çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1800'ün üzerinde belediye başkan ve yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, il özel idare genel sekreterleri, kaymakamlar ve valiler de fuarda yer aldı. Fuarın açılış töreninde konuşan ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalık, ulaşım ana temasıyla açılan fuar boyunca yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir ticaret hacmi olmasını bekliyoruz diye konuştu. Yaklaşık 16.500 metrekare alan üzerinde düzenlenen ANFAŞ City Expo Fuarında 160 firma stand açmaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Tökmen, kentlerin gelişmesinde çağdaş belediyecilik hizmetlerine katkı sağlayacak tüm yeni ürünlerin bu fuarda görülebileceğini söyledi. Bu tür fuarlar sayesinde belediyelerimiz bir yandan çağdaş belediyecilik hizmetini sunmaları yönünde ihtiyaç duyacakları şehircilik teknolojileri sektöründeki yenilikleri ve uygulamaları inceleme ve takip etme fırsatı bulacaklar. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın tüm belediyelere ve Antalya'ya katkı sağlayacağını dile getirdi. ANFAŞ bu işin artık tamamen profesyonelce uluslararası taşıdığı, bugün de yurt içinden ve yurt dışından bütün yerel yöneticiler, sektör temsilcileri var. Bu fuarın bizlere, belediye başkanı arkadaşlarıma, belediyelerimize çok katkıları var. Antalya'mızda belediyelerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız bütün yaptıkları hizmetlerini, projelerini sergiliyorlar. Antalya Vali Vekili Fuat Ergün, Antalya'nın 11 milyon turist ağırlayan kapasitesiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 3. şehri olduğunu kaydetti. Antalya'nın pek çok alanda sahip olduğu potansiyele dikkati çekti. Antalya, ülke tarımında %43'lük bir paya sahip bir tarım kentidir. Yüz ölçümünün %72'si ormanlarla kaplı olan bir orman kentidir. Yaklaşık 3.6 milyar dolar dış ticaret hacmiyle bir ticaret kentidir. Aspendos'u, Patara'sı, Perge'si ve Olimpos'u ile bir tarih kentidir. 15 golf sahası ile 472 bin oyun oynanan bir golf merkezidir. Yılda yerli yabancı 1400 spor kulübünün kamp yaptığı bir spor kentidir. Yılda 165 ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yapan ve 68 binden fazla delege ağırlayan bir kongre şehridir. Dünyanın her ülkesinden, her dininden, her dilinden insanı buluşturduğu
bir barış kentidir. 4. Uluslararası Şehircilik Teknolojileri Fuarı'nda protokol üyeleri açılış kurdelesini kesmelerinin ardından fuar katılımcılarının standlarını tek tek ziyaret etti, bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Normalde standartta 40 ton civarında da biz taşıma gücü gerekiyor ağır trafikte. Biz burada 55 tonlara kadar çıktık. Toplama gibi bir durak olarak düşünebiliyoruz. O da tırmanıyor, o da aşağı iniyor. Dinlenmek için mi? Dinlenmek için, evet. Dinlenmek için. İpler mesela özeldir. Onların her biri 3 bomdan oluşur. Her bomun içinde 7 tane kılcal çelik vardır şu iplerin içinde. Tel makasıyla kesilmez. Yarım saat yanmazlığı vardır. Çocuk 3-4 metreden üstüne düşse gözünün altını çizmez. Özel sektör temsilcilerinin yanı sıra belediyeler de yer aldıkları standlarda hizmetlerinin ve projelerinin tanıtımını yaptı. Onlardan biri de Yalvaç Belediyesi'ydi. Bölgede bir günde 5000 yılın yaşanabileceğini söyleyen belediye başkanı, bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliği deyim yerinde ise fuara taşımıştı. Sempol'ün milattan sonra İncil'in ilk vaazını yaptığı yer de bu kent. Agus Tapınağı'nın altında milattan sonra 46'da Sempol geliyor. Yöresel lezzetler de City Expo'da standların vazgeçilmezi oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın belediyenin standında protokol üyelerine ev sahipliği yaptığı dakikalarda belediye bandosu da katılımcılara minik bir konser verdi.